Peygamber Muhammed'in doğumu ve İslam tarihinin ilk yüzyılları. Hem İslam'ın doğuşu hem de hızla yayılışı ile karakterize edilen dönemlerdir. Bu dönem yaklaşık 570 yılında başlar ve 750 yılına kadar devam eder. İşte bu dönemin ana hatları. Peygamber Muhammed'in doğumu ve erken yaşamı. Yaklaşık 570-610 yılları arası. Doğum ve gençlik. Peygamber Muhammed Mekke'de Kureyş kabilesinin bir üyesi olarak dünyaya geldi. Genç yaşta yetim kaldı ve ticaretle uğraştı. İlk vahiy 610 yılında Hira mağarasında Cebrail meleği tarafından ilk vahiyleri aldı ve peygamberliğe çağrıldı. İslam'ın yayılışı ve Mekke dönemi 610-622. İlk Müslümanlar Peygamber Muhammed'in ilk takipçileri ailesi ve yakın arkadaşlarıydı. Karşıtlık ve zulüm. Muhammed'in mesajı Mekke'nin önde gelen kabileleri tarafından tehdit olarak görüldü ve Müslümanlara zulüm başladı. Hicret ve Medine dönemi 622-632. Hicret 622 yılında Muhammed ve takipçileri artan baskıdan kaçarak Medine'ye göç etti. Bu olay İslam takviminin başlangıcı olarak kabul edilir. Medine'de toplum kurma. Medine'de bir İslam toplumu kuruldu ve burada çeşitli sosyal ve dini düzenlemeler yapıldı. Savaşlar ve anlaşmalar. Müslümanlar Mekkeli müşriklerle birkaç savaşa girdi. En önemlileri Bedir, Uhud, Hendek savaşlarıdır. 628'de Hudeybiye anlaşması imzalandı. Peygamber Muhammed'in vefatı ve İslam'ın ilk halifeleri 632-661. Vefat. Peygamber Muhammed 632 yılında Medine'de vefat etti. 4 halife dönemi. Muhammed'in vefatından sonra İslam'ın liderliğini 4 halife Ebubekir, Ömer, Osman, Ali devraldı. Bu dönemde İslam Arap Yarımadası'nın dışına yayıldı. İslam İmparatorluğu'nun genişlemesi 661-750. Emevi Hanedanı 661'de Ali'nin ölümüyle Emevi Hanedanı başladı. Coğrafi genişleme. Bu dönemde İslam Kuzey Afrika, İspanya ve Orta Asya'ya kadar genişledi. Abbasilerin yükseliş. 750 yılında Emeviler Abbasiler tarafından devrildi. Bu olay İslam tarihindeki en önemli bir dönüm noktasıdır ve Abbasilerin yönetiminin başlamasıdır. Bu dönem İslam'ın temellerinin atıldığı ve hızla yayıldığı, aynı zamanda iç siyasi ve dini yapıların şekillendiği kritik bir evreyi temsil eder. 750 ile 1250 yılları arasında İslam kültürünün zirve yaptığı bir dönemdir. Bu dönem Arap dünyasının birçok alanda Hristiyan dünyasının geride bıraktığı bir zamandır. İslam mezheplerinden Sünniler bugün büyük çoğunluğu oluştururken Şiiler de önemli bir yer tutar. Ardından iktidar dengeleri sık sık değişir. Önce Medine İslam dünyasının merkezi iken kısa sürede Şam başkent olur. 661 yılından itibaren Umayyad klanı Şam'da halife olarak yönetime ele alır. Halife Müslüman topluluğunun lideri ve İslami inanca göre Peygamber Muhammed'in halefi olarak tanımlanır. 661'den önce halifeler seçimle belirlenirken Umayyadların yönetimine gelmesiyle yönetim babadan oğula geçmeye başlar ve bir hanedanlık oluşur. Umayyadlar tüm İslami imparatorlukta Arapçayı yönetim dili olarak kullanır ve birleşik paralar basarlar. Ancak hanedanlıkları Abbasid klanı tarafından devrilir ve Umayyadlar acımasızca takip edilir. Sadece bir prens hayatta kalır ve İspanya'da yeni bir Umayyad hanedanlığı kurar. Geri kalan İslam imparatorlukta ise 750'den itibaren Abbasiler yönetimdedir. Bu süreç Arap kabileleri ve klanları giderek daha az etkili hale getirirken halife daha fazla güç kazanır. 762 yılında Halife Mansur Dicle Nehri'nde Bağdat'ı kurar. Şehrin anlamı Tanrı'nın hediyesidir. İslam'ın altın çağının başlangıcını da tanık eder. 9. yüzyılda İslami kültür diğer tüm kültürleri aşarak zirveye ulaşır. Bağdat bu dönemde simge haline gelir. Dünyanın dört bir yanından gelen ticaret kervanlarının buluşma noktası, sanat,
ve bilim insanlarının kaynaşma yeridir. Felsefe ve edebi eserler çeşitli dillerden Arapçaya çevrilir. Bu sayede antik Yunan ve Roma eserleri unutulmaktan kurtulur. İslami bilginler, sanat, edebiyat, fizik, mimari, kimya, tıp ve matematik gibi birçok alanda yenilikler yaparlar. Bugün kullandığımız Arap rakamları ve Arapça kökenli kelimeler, rakam, tarife, cebir, algoritma, alkol bu dönemin mirasıdır. Arapça tıp alanında uluslararası bir dil haline gelir ve Yahudi ile Hristiyan doktorlar tarafından kullanılır. Bu dönemin önde gelen İslami bilginlerinden biri Avicenna olarak bilinen İbn Sina'dır. Onu Medicus kitabından veya Ben Kingsley'in oynadığı film uygulamasından hatırlayabiliriz. İbn Sina'nın tıp üzerine eserleri daha sonra Latinceye çevrilir ve uzun süre tıbbi standart eser olarak kabul edilir. Rönesans'ın başlamasında kullanılan kitaplar, antik çağdan Yunanlılardan, Romalılardan kalan kitaplar çok önemli rol oynamıştır. Bu kitaplar Araplar tarafından kayıt altına alındığı için Rönesans'ın başlamasında bu dönem büyük bir önem başlamıştır. Aydınlanmayla beraber Avrupa'daki gelişmenin temelleri bu dönemde atılmıştır. Bağdat 9. yüzyılda şehrin dünya çapında özel bir yeri vardır. Bugünkü Paris gibi masalsı bir şehirdir. İslam halifelerinden biri olan Harun Reşit Binbir Gece masallarını bu şehirde yazmıştır. Siyasi çekişmeler devam eder ve hüküm süren Abbasilerin merkezi otoritesi geriye dönük bakıldığında çok da sağlam değildir. Halifler çeşitli stratejik sebeplerle bugünkü Irak bölgesi olan Fırat ve Dicle nehirleri arasında Mezopotamya'ya çekilirler. Suriye'de Arap klanları tarafından sürekli isyanlar patlak verir. Mısır ve Yemen'de halk kendi perspektiflerine göre haksız buldukları vergilere karşı ayaklanır. Dini muhalifler özellikle sınır bölgelerinde kaliflere meydan okur ve burada yöneticilerin kalifler adına hareket edip etmediklerini ya da kendi başlarına savaş ağası olarak politika yürüp yürütmediğini ayırt etmekte zorlanır. Hristiyan Bizans İmparatorluğu'na karşı 9. yüzyılın başından itibaren neredeyse sürekli savaş yürütülür. Bizans Müslümanların fetihlerine direnmenin yanı sıra kendi topraklarını geri almaya çalışır. Aslında Abbasi kalifleri 1000 yılına dek tüm İslam topraklarında hüküm sürmüyor. Mısır, Lübnan, eski Kartaca çevresi, Suriye, Kafkasya ve Afganistan'da, Kuzeybatı Hindistan'da bağımsız Müslüman hükümetler ortaya çıkıyor. Bu arada en önemli İslami imparatorluk İspanya içerisinde yükseliyor. Bu Arap yönetimini Güney ve Orta İspanya'daki Al-Andalus da deniliyor. İslam'ın İspanya'daki dönemi Umayyatlar altında 711 yılında Yarımada'nın fethiyle başlıyor ve 732'deki Tours-Poitiers Savaşı'nda Batı Avrupa'ya yönelik diğer fetih girişimlerinin başarısız olunuyor. Hristiyan tarafın lideri Büyük Karl, büyük babası olan Karl Martel'dir. 755'te Kordoba'da yönetilen Al-Andalus, Abbasiler tarafından yapılan temizlikten kaçan son Umayyatların sığınağıdır. 950 yılı civarında halifelik altlık çağını yaşıyor. Kordoba ticaretle birlikte edebiyat ve felsefenin de geliştiği büyük bir metropole dönüşüyor. Al-Andalus'un diğer her yerinde eşsiz karışım nüfusun farklı kabilelerinin oluşmasından kaynaklanıyor. Yerli Fenikeliler, Katerer, Romalılar, Keltler, Gotlar, Berberiler ve Araplar bu sonuncular yüzyıllarca yönetici sınıf olarak kalıyor ve ancak nüfusun yaklaşık %10'unu oluşturuyor. Bu çeşitlilik İspanya'da farklı dinlerin kök salmasına yol açıyor ve bu Hristiyan, Yahudi ve İslami düşünce geleneklerinin anlayışlarının benzersiz bir karışımını yaratıyor. Al-Andalus'ta Hristiyanlar ve Yahudilerin özellikle baskı altında olmadığı dönemler sıkça yaşanıyor. Her durum daha farklı düşünce gelenekleri, dinler ve disiplinler arasında yoğun bir alışveriş var ve böyle bir alışverişten her zaman özel bir şey çıkıyor. 1085 yılında Toledo'nun Hristiyan Kral Alfons 6 tarafından fethedilmesiyle başlayan ve 1492'de 400 yıldan fazla süren, sonra Granada'nın teslimiyle sona eren Reconquista, İspanya'nın tekrar fatihi fethedilmesi süreci tamamlanır.
İspanya'nın Hristiyanlar tarafından yeniden fetih sürecini başlatılmış oluyor. Müslüman halifelik çeşitli prensliklere bölünüyor. Bu da Hristiyan fatihlerin daha da işini kolaylaştırıyor. Abbasilerin gücünün sarsılmaya başlamasıyla beraber bu dönemde çeşitli Türk boyları hanedanlık için giderek daha fazla önem kazanıyor. Sayısız savaşlarda savaşmak için halifelik sıklıkla paralı askerlere başvuruyor. Bu sırada İpek Yolu kenarında göçebe yaşayan ve Orta Asya'dan gelen Türk boyları kullanılıyor. Bu Türk boyları zaten Müslümandır. Şimdi halifelerin adına savaşıyorlar. Ancak tam olarak bu Abbasileri felakete götürüyor. Çünkü Türk boyları sonunda onlardan gücü alır, liderleri sultan olur ve böylece kalifat üzerinde bir tür koruyuculuk kurarlar. Gerçekten bu sultanların askeri kontrolü devraldığı anlamına gelir. Ancak Bağdat'taki Abbasiler halifeleri dini olarak en üst makamda kalmaya devam eder. Ancak artık gerçek güce sahip değillerdir. Bu Türk boylarından biri olan Selçuklular, bu boyların liderlerinden biri olan Tuğrul 11. yüzyılın ortalarında Bağdat'ın Sünni halifesi tarafından Doğu ve Batı sultanı ve İslam'ın yenileyicisi olarak atandı. Ayrıca Abbasili ailesi Selçuklu hükümdar ailesiyle bağlarını güçlendirir. Selçukluların görevi fethetmektir. Rakipleri rekabet eden Şiiler ve Mısır'daki hükümdarlar ama aynı zamanda Bizans'tır. Selçuklu orduları sürekli olarak Bizans İmparatorluğu'nun doğu bölgelerine saldırır. Nihayetinde Anadolu'yu, bugünkü Türkiye'yi ele geçirirler ve böylece Türklerin ve Osmanlı İmparatorluğu'nun başlamış olur. Selçuklu İmparatorluğu 1130'da Akdeniz'den bugünkü Özbekistan'a kadar uzanır. Suriye ve İsrail'i Umman Körfezi'ni kapsar. Pakistan'ın çeşitli bölgelerinde Selçuklu ailesinin üyeleri bireysel alanları kontrol eder. Yani imparatorlukta merkezi bir devlet değil, birden fazla güç merkezine sahiptir. Ayrıca İslam dünyası içinde politik ve askeri güçler değişir. Sünni Selçuklulardan en büyük rakibi Mısır'daki Şii Fatimilerdir. Başkentleri Kahire'den Kuzey Afrika'nın ve Yakın Doğu'nun yanı sıra Arap Yarımadası'nın bazı kısımlarını yönetirler. 1170 yılında Selahaddin Mısır'da gücü ele geçirir. Sünni Sultan olur ve kısa sürede İslami bir imparatorluk kurar. Selahaddin Kudüs'ü Hristiyanlardan geri alır ve bugün en tanınmış Müslüman hükümdarlardan biri olur. Özellikle Richard Aslan yürekli ve Haçlılarla olan ünlü çatışması nedeniyle 13. yüzyılda farklı İslam hükümdar aileleri ve kabile arasında rekabetten faydalanan bir fatih olarak ortaya çıkar. Moğollar Bağdat'ı işgal eder ve Abbasilerin halifeliğini tamamen sona erdirir ve aynı zamanda bugün İslam'ın altın çağı olarak adlandırılan bu dönem biter. Ancak tabii ki büyük İslam imparatorluklarının hikayesi burada bitmez. Tam tersine Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişiyle İslam'ın yeni altın çağı başlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür eder. Umarım beğenmişsinizdir ve size değerli bilgiler sunabilmişimdir. Daha fazla içerik için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve görüşlerinizi paylaşmak için aşağıya yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.